Günlerden çarşamba, Muratlı'dayız. Muratlı'nın pazar yerindeyiz. Bakın şöyle görüyorsunuz. Burası Muratlı merkezde bir pazar yeri. İnsanların gelip gittiği, alışverişini yaptığı. Ki Kurban Bayramı'ndan çıktık. Bu arada geçmiş bayramımızı da kutluyorum. Bayramın hemen sonrasında insanlar ne yaptılar? Tabii ki pazar yerine, pazarlara koştular. Alışveriş yapıyorlar. Esnafları görüyorsunuz burada. Evet, 1999 seçimlerinde ilk vaadiydi. Sevgili Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'nin buraya bir kapalı pazar yeri yapma. Bu 99'dan başladı, 2000 gibi son vaate kadar hep devam etti. Şuradan sormak istiyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Yetkililer, kapalı pazar yeri vaadiniz nerede kaldı? Ya da unuttuk mu? Ne yaptık bilmiyorum. Bakın şöyle efendim, bu sıcağın altında 40 derece bir sıcaklık söz konusu şu anda. Hemen hatırlatalım. Afrika sıcakları şu an Türkiye'nin her yerini sarmış durumda. Her tarafta Afrika sıcakları. İnsanlar boğuşuyorlar. Bakın şu an pazar yerine iki tane yaşlı amcam ve teyzem giriş yapıyorlar. Bakın görüyorsunuz. Allah göstermesin. Şunu çok merak ediyorum. Hemen soracağım. Burada en ufak bir yangın çıksa, küçük bir rahatsızlık olsa, ambulanslar ve itfaiyelerin buradan bu alana nasıl girebileceğini merak ediyorum. Ya da buna karşı nasıl bir tedbir alındı? Bunu da merak ediyorum. İnanın çok sıcak. Bakın insanlara pazar alışverişini yapmak için esnafları görüyorsunuz. Bakın açmayan esnaflar da var efendim. Muratlı'da şu anda dükkanını şehrin göbeğine pazar yerini kurmuş olmamızdan dolayı dükkanını açamayan esnaf da var. Artık bunları duymanızı rica ediyorum. Şunu merak ediyorum. Hani bu seçim için, hani bu seçim vaatlerimiz vardı ya. Hani biz gelirsek şöyle yaparız, biz gelirsek böyle yaparız diyordunuz ya. İşte şunu merak ediyorum. Kapalı pazar yeri sizin seçim vaatleriniz içerisinde değil miydi? Siz bu insanlara, bu vatandaşa, bu halka, bu esnafa söz vermemiş miydiniz? Lütfen söz vermemiş miydiniz? Sizin vaadiniz değil miydi? Bakın 40 derece sıcağın altında şu an insanlar. Pazar yeri. Evet, çok hızlı bir şekilde, çok ivedi bir şekilde. Bu konuya nasıl el atarsınız? Açıklama mı yaparsınız? Bu insanları bu çileden lütfen kurtarın. Şöyle gösterirse sevgili kameraman arkadaşım. Bakın şehrin göbeği efendim burası. Burası Tekirdağ Muratlı ilçesinde. Muratlı ilçesinin pazar yeri. Evet, hani o sözleri olan kapalı pazar yerini kurduk. Oraya kuruyoruz. Kapalı pazar yerini buraya kuruyoruz denilen ama 22 yıldır kapalı pazar yeriyle buluşamayan halk, buluşamayan esnaf. Bakın pazar yerine insanlar koştur koşturlar. Sıcağın alnında, 40 derece sıcakta pazar alışverişi yapmaya çalışıyorlar evlerine. Bilakis aynı şekilde esnaflar da öyle. Esnaflar da çok mutsuz biliyor musunuz? Birkaç esnafla bu konuyu konuştuk. Dedim ki onlara şunu sordum. Ne istiyorsunuz? Dediler ki dükkanımız kapanıyor. Dükkanımızın önü kapanıyor. Büyük bir pandemi var ülkede. Bakın pandemi daha bitmedi. Pandemi devam ediyor. Üzerine Afrika sıcakları geldi. İnsanlar, esnaf zaten bu durumdan muzdarip. Yorulmuşlar. Dükkanını açamıyorum diyor. Çarşamba günü pazarın önüne kurulan tezgahlardan dükkanımı açamıyorum diyor. Ama bir diğer tarafta pazarcı esnafı ne yapıyor? Evine ekmek getirmek için her çarşamba buradalar efendim. Bakın şöyle esnafa. Onlar da bir mücadele veriyor. Vatandaş pazarı için burada. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bu kapalı pazar yeri sadece resimlerde kroki haline gelen, proje gösterilen, arşivlenen, el ilanı basılan bu pazar yeri nerede? Bunu ben sormuyorum efendim. Hiç böyle bir merakım yok. Bakın halk soruyor. Muratlı Belediyesi'ne buradan sesleniyoruz. Sözünü verdiğiniz kapalı pazar yeriyle Muratlı halkını, pazarcı esnafını lütfen buluşturun. 2,5 lira buyurun, buyurun, buyurun. Efendim biz pazar yerindeki gezimize devam ediyoruz. Hani dedim ya 40 derece sıcağın altında burada Muratlı halkı ne kadar çok bu doğandan muzdaripse pazar esnafı da aynı. Tabii pazara gelen halk da aynı. Şimdi pazar esnaflarından
Bir abimizle konuşacağız bu konuyu. Soracağız ona, sorunlar neler? Size de böyle vaatler verildi mi? Ya geldiğinizde burada kapalı pazar yeri olsaydı daha iyi hizmet vermez miydiniz diye soracağız kendisine. Merhaba. Merhaba abicim. Hoş geldiniz. Abicim biz İsim neydi öncelikle? Benim Soner abim. Soner, Soner Bey şu anda çarşamba pazarında Muratlı'da karpuz kavun tezgahı var efendim. Karpuz kavun satıyor. Şimdi bir dinleyelim bakalım. Sadece karpuz kavun mu satıyor? Yoksa dert de mi satıyor? Tasa da mı satıyor? Dert, anlayacağız. Dert abi, dert. Sabahın altısından beri buradayız. Güneşin altında mücadele ediyoruz. Yarım saat önce burnum kanadı. Kapalı pazarımız olsa ne güneş göreceğiz ne çile çekeceğiz. Şu vatandaşın haline bak. Biz kendimizi suluyoruz burada, kendimizi serinlemek için. Şu rezilliğe bakın abi. Çek abi sen burasını. Çek şu vatandaşları. Çektiğimiz çileye bak abi. Şu suyu çeker misin abi? Suyu çeker misin abi? Şu çileye bak. 42 derecenin altında karpuz kavun satmaya çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet etmek istiyoruz. Böyle bir pazar istemiyoruz. Böyle başkanlık da olmasın. Tamam mı abicim? Bize kapalı pazar olacak abi. Zaten içimiz dertli. Bir kapanma, bir açılma, bir kapanma, bir açılma olduk papatya gibi. Nasıl olacak bu iş anlamadım abi. Satışlar zaten yok. Olduğu gibi kabarıyoruz. Eve gittiğimiz zaman hanım bizden bir şey istiyor. Dert üstüne dert. Bilmiyorum yani abi. Belediye başkanı akşam oldu mu 8 bin lira cebe alıyor. Biz cebimize 1 milyon para atamıyoruz abi. Yazık yani. Şöyle güneşin altına bak. 42 derece altında kavun satmaya çalışıyoruz. Bir kapalı pazar istiyoruz. Ricamız bir kapalı pazar. Yazık. Peki Trakya'nın, Tekirdağ'ın tüm pazarlarına gidiyor musunuz? Evet abi, her yerde pazarımız var. Peki en çok böyle ya hakikaten buraya da bugün gitmesek diyebileceğiniz pazar yeri? Abi başta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. Koca kaç milyon insan var Tekirdağ'da. Bir kapalı pazarımız yok. Yapmış kendine göre bir kapalı pazar. Dışarıda yine esnaf. Böyle bir kapalı pazar olmaz. Ben Lüleburgaz'a gidiyorum pazara. Ufacık Lüleburgaz'da kapalı pazar yeri var. Dön baba eskiye ufacık yerde pazar var. Murat'la ne olmasın, Tekirdağ'ın ne olmasın? Ayrabol'da var, Tekirdağ'da yok, Büyükşehir'de yok, Muratlı'da yok. Anlayamıyorum. Demek ki hizmet yok abi. Hizmet yok. Efendim 15 dakikadır buradayım. 15-20 dakikadır pazar yerindeyim. Tabii meslek icabı gezip pazarcı halkını dinlemek istedik. 15 dakikadır sadece. Az önce size gösterdim. 40 derece sıcağın alnındayım. Pazarcı esnaf efendim. Bütün gün burada. Tüm burnum gününü burada geçiyor. 42 derecenin altında burnum kanadı ya. Yazıktır, günahtır bize abi ya. Şemsiyelerimiz yanıyor. Demirci kardeşimin şemsiyesi yandı. Bu kızan Burgazlı. Lüleburgazlıyım abi ben. Bunu kapalı pazar yeri var. Ben Tekirdağ Büyükşehir Belediye'yim. Bende pazar yok, kapalı pazar yok. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen. Evde oturmaya değil, çalışmaya lazım. Yapsınlar kapalı pazar abi. Ceplerinden para çıkmıyor ki. Ceplerinden hiç para çıkmıyor ki abi. Parayla bizden çıkıyor. İşgal parası veriyoruz 35 milyon. Düşünsene abi. Kaç bin tane pazarcı var? 35'te hesapla. Bir pazarda şimdi, sadece 20-25 milyon para toplanabilir. O zaman şöyle mi toparlayacağız? Özeti şu efendim. Pazarcı esnafı diyor ki, sevgili Muratlı Belediyesi ve Muratlı Belediye Başkanım, pazarcı esnafı şöyle söylüyor aslında. Ben ekonomiye can vermek için, Muratlı ekonomisine can vermek için haftanın bir günü Muratlı ilçesine geliyorum. Pazarımı kuruyorum. Bütün sizin yapmış olduğunuz, çıkartmış olduğunuz kurallara uygun davranıyorum. Nedir? İşgaliye ücretimi ödüyorum. Tahta ücretimi ödüyorum. Tabii. Neden hizmet alamıyorum? Bakınız yerel yönetimlere buradan tekrar sesleniyoruz. Diyor ki 20 yıllık pazarcıyım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun diyor. Zaten açtı diyor piyasaları diyor. Yani, artık diyor eyvallah. Taşın altına elinizi koyma zamanı geldi diyor. Hayrabolu örneğini gösteriyor efendim. Kapalı pazar yerleri var diyor. Abi bak. Yemin ederim Ayrabol pazarı, bak bir dakika dedi. Ayrabol pazarı gerçekten perfect. Git satışını yap, eyvallah. Muratlı Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ya. Tekirdağ Büyükşehir diyorum abi bak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi diyorum abi, yanlış anlama. Bir tane kapalı pazarımız yok. Haftanın 5 günü pazarı var Tekirdağ'da. Yanlış anlama abi. Tekirdağ'da günde 5 tane bir pazar var. Bir tane kapalı pazarımız yok. Güneşin altında ne diyor yaşıyoruz? Yıl 2021. Bak yıl 2021. Modern olduk abi. Modern olduk. Telefon, eskiden telefon yoktu. Şimdi dokunmatik telefonlarımız var. Ben şimdi Almanya'yla görüşüyorum. Amerika'yla görüşüyorum. Eskiden var mı öyle bir dünya? Yapın modern abi. Millet modern olmuş. Modern abi, modern. Lütfen kapalı pazar istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok.
Başka bu diyeceğim bu kadar efendim, abi. Bu anlatacak şeylerimiz var ama esnafın dili efendim. Muratlı Halk Pazarı'nda çarşamba günü günlerden 40 derece sıcağın alnındayız şu anda. Bu yayını böyle gerçekleştiriyoruz. İşte Muratlı halkının, aynı zamanda Muratlı pazar esnafının bütün temennisi şu. Sizin, tekrar döneceğim başa, 1999 yılında bu halka belediye başkanı olmak için geldiğinizde göstermiş olduğunuz projeleri hayata geçirmeniz. Teşekkür ediyorum. Biz kapalı pazar istiyoruz kardeşim. Başka bir şey istediğimiz yok. Kapalı pazar istiyoruz, başka bir şey yok abi. Şemsiyeler, elmalar demek istiyoruz abi. Aynen yeter. Koca gün kaldır bindir. Bu arkadaş çordan geliyor, kaldır şemsiyeyi 9'da. Burgaz geliyor, kaldır şemsiyeyi. Biz onu istemiyoruz. Modern olacak. Modern 2021. Aynen. 2021. 1999 değil. Haydi bak kaleye. 2021. Kale başka diyeceğimiz yok abi. İşgaliye almasını biliyorsa buraya da kapalı pazar yapmak zorundadır. İstiyoruz yani abi.